Bu Çin malı telefon artık öyle bir konuma geldi ki ben bunun üzerine telefon tamir serisi yapmaya başladım. Bu sefer 6. kez bozulan, hatta şöyle göstereyim. Özel renkte mavi ekranı bulunan Xiaomi'nin camı kırıldı arkadaşlar. Parmak izi okumuyor. Dokunmatikte sol tuşta sorun var ve parmak izini okuyamıyor, görmüş olduğunuz gibi. Sürekli tekrar deneyin diyor. Bakınız şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve kilitledi zaten telefonu, şifre gir diyor. Yani kafasına göre. Zaten bu telefonu, kanalı azıcık takip ediyorsanız bilirsiniz. Bunun arka camıyla bayağı bir husumetimiz olmuştu. Şu an arkada şeffaf camı var, görüyorsunuz. Bayağı da güzel oldu bence. Ve şimdi de ekranını değiştireceğim, camını değiştireceğim. Ama bir sorun, nasıl değiştireceğim? Bu gümrük vergisi çıkmadan önce ben AliExpress'ten almıştım abi bunu. Hatta yanında tamir seti hediye ettiler. Şöyle nasıl yapılacağına dair bir şeyler göndermişler. Burada da ekranımız var. Şimdi Türkiye'de bunu kaç liraya satıyordular ya? Hemen şöyle AliExpress ilanıma bakayım. 181 liraya aldım. Üzerindeki parmak izi okuyucusu dahil. Bakın şöyle göstereyim. Burada parmak izi okuyucusu vesaire var. Bandı, ekranı, navigasyon tuşları, her şey 10 numara. Rengine kadar her şeyi tutuyor bakınız. Aynen. Rengine kadar her şeyi birebir. Bu büyük ihtimalle çakmadır ama bilmiyorum artık. Sökünce üzerindeki kodları, üzerindeki numaraları karşılaştıracağım. Fakat bildiğiniz gibi ekranı söküp takmak bayağı bir zor. Tabii telefondan telefon değişiyor. O yüzden hemen şöyle yine AliExpress'ten almış olduğumuz bir tamir kiti ve bir saç kurutma makinesi, fön makinesiyle telefonu ısıtacağım ve parçalarını ayırmaya başlayacağız. Fakat kötü bir haberim var ki, üzücü bir haberim var ki, kendim için üzücü. Ben bunun arka camını gayet özenle yapıştırmıştım. Bu özenle yapıştırmış olduğum arka camı tekrardan sökeceğiz. Toplarken dikkat etmem gerek. Toz kapmaması gerek. İçinde herhangi bir pislik olmaması gerek. Çünkü şeffaf cam var. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl olacak yeni ekranımız. İnşallah sorunlu çıkmaz valla. Sorunlu çıkarsa daha bir ay daha bekleyemem bunu. Önce bir arka camı ısıtmadan bir çıkartmaya çalışacağım. O değil, telefonu bir sürü parça ala ala. Ekran aldım, cam aldım, kapak aldım, bir sürü şey aldım. Her seferinde bunlardan hediye ediyor adamlar. Ya bedavaya getiriyorlar ya da artık kârlarının içine bunlardan düşüyorlar ya da bize fazladan para geçiriyorlar. Hangi telefon parçasını alıp alayım, bunu hediye ediyorlar adamlar. 3 tane tornavida, 3 tane plastik set. Olsun, kenarda dursun, benim en azından işime yarar bunlar. Yani aslında çok da zarara girdiğimi söyleyemem. Şimdi şunu şöyle bir vakumla deneyelim bakalım. Açılacak gibi de biraz ısıtsam iyi olur. Bir de hava ateş gibi sıcak. Bunun sıcaklığı beni bitirecek burada. Bu arada bu sıcak havayı batarya tutuyorum ama çok sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü saç kurutma makinesi, yani bize zarar vermiyor. Bataryayı zor patlatır. Diyelim bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. İnşallah cam elimde kalmaz, ondan korkuyorum. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Tamam. Tamam, elimize aldık abi. Bakınız camı açtık. Buna daha fazla dokunmadan kenarı koyuyorum. Evet, burada telefonumuzun arka kısmı var. Biliyorsunuz bunu daha önce bataryasını da değiştirmiştik. Bataryası ölmüştü. Şu an üzerinde sözde orijinal bataryası var. Bunu da Türkiye'den almıştım. Bayağı ucuza gelmişti Türkiye'den bataryası. Ondan dolayı az çok bilgi birikimine sahibim efendim. Ve sökmeye başlayabiliriz. Şöyle anakart plakasını sökerek başlayalım. Anakartın üzerindeki koruyucuyu sökerek başlayalım. Çünkü ekran bandını sökmemiz gerek önce. Ve bataryayı da sökmemiz gerek. Bakalım batarya nasıl olacak? Bataryanın altındaki yapışkanları nasıl tekrardan şey yapacağız, yapıştıracağız? Yani aslında buralar en basit yerler çünkü anakart plastiği, yani tornavida ile vidalarını söküyorsun, kapak çıkıyor. Söktüm. Şöyle plastikle kısa devre yaptırmadan, hiçbir yere zarar vermeden kapağımızı çıkartıyoruz. Plastik kullanmamız çok önemli herhangi bir malzemeye zarar vermememiz için. Hatta benim burada daha fazla önlem alıp vücudumdaki statik elektriği de boşaltmam gerek. Fakat aman Çin malı zaten, bir şey olmaz buna diyerek 6. kez tamirimizi gerçekleştiriyoruz ve anakart plakası, anakart koruyucu kapı elimizde arkadaşlar. Bakınız şöyle de anakartı %100 açık halini görebilirsiniz. 2 tane kameramız, işlemcimiz, bilmem neyimiz, bir şeylerimiz var. İlk olarak yine plastik çubuğumuzla bataryanın bağlantısını söküyorum. Çünkü batarya en tehlikeli parça aslında burada. Tamam, bataryayı söktük. Artık işimiz rahat. Bataryayı yerinden çıkartırsak işimiz daha da rahat olacak. Bataryaya zarar vermeden nasıl çıkartabiliriz? Bununla çıkartabilir miyiz? Çünkü bataryayı ben değiştirdiğim için altına çift taraflı bant yapıştırdım. Telefon için özel ürettirilmiş bir çift taraflı bant. Ve bu çift taraflı bant çok sağlam. Bayağı sağlam. Bundan dolayı da çıkartması birazcık zor. Ama yumuşak davrandığımız sürece bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Çatırdıyor şu an. Heh, gel 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 gel. Var mı bir sorun? Yok. Tamam, batarya da elimize aldık. Bakınız çift taraflı bantları burada görebiliyorsunuz. Bunlar telefon için üretilmiş. Çok ince ama çok güçlü bantlar arkadaşlar. Bunları tabii ki de değiştireceğim. Hatta açmışken de buradaki çift taraflı bandı sökeyim ben. Çünkü telefonun tekrardan sağlam kapanması için bunları değiştirmem gerek. Bu arada bu çift taraflı bantlar için bir ipucu var arkadaşlar. Bu çift taraflı bantları kendinize olmadı. Kendinize çektiğiniz zaman o çıkıyor kendinden. Hani yukarı doğru değil de kendinize doğru çektikçe o esniyor ve atıyor kendisini. Birçok çift taraflı bantta bu böyledir. Dikine çekmeye çalışırsanız çift taraflı bant kopar. Yakından göstereyim mi?
Aşağı doğru çekiyorum. Bakınız o kendisini atıyor zaten. Ama eğer dikine çekmeye çalışırsam kopacak. O yüzden direkt kendime basit gelen yöntemi yapıyorum. Tamamdır. Çift aldı bantlardan arındırdık. Masamı toparlayayım mı biraz? Çıkardığımız tüm parçaları buraya koyalım böyle. Batarya çıkardık. Anakart kapağını çıkarttık. Arka camı çıkarttık. Ve geriye ne kaldı? Alttaki hoparlör ve şarj soketinin bulunduğu kısmı sökmek kaldı. Tamamdır. Arka kapağı da elimize alacağız inşallah. Şu videoları da biraz daha gevşeteyim. Tamamdır. Arka kapağımızı da elimize aldığımıza göre telefonu rahatlıkla dağıtabiliriz. Bu arada sim çekmecesini çıkartmayı unuttum. Ondan dolayı anakart gelmiyormuş. Bakayım ondan dolayı mı? Aynen. Termal macun var. Telefonun içinden termal macun çıktı. Bunu göstereceğim size, bekleyin. Bakınız yarısı anakartın, yarısı da kasanın üzerinde kaldı. Şu görmüş olduğumuz beyaz şeyler büyük ihtimalle termal macun arkadaşlar. Ben de diyorum ekrana neden bu kadar çok ısı geliyor? Adamlar tüm ısıyı kasaya daha fazla dağıtabilmek için, bakınız burada alüminyum blok var. Bu anakart, bu işlemci üzerinde bulunan ısıyı daha fazla, daha kolay yaymasını sağlıyor. Daha kolay yayılınca ne oluyor? Serinlemesi, soğuması çok daha çabuk gerçekleşiyor. Bunun tek amacı budur diye düşünüyorum. Şarj soketiyle anten kablomuzu da elimize aldık. Bu yeni telefonların şarj soketini değiştirmek çok basit. Direkt şöyle bir modül. Bunu alıyorsun, yenisiyle 20 liraya değiştiriyorsun. Ne şarj soketine bozulursa tamir etmene gerek kalıyor, ne de başka bir şeye. Lehimle uğraşmana gerek yok. Direkt şu modülü yenisine at. Isı vurmak istiyorum biraz daha. Çünkü sağlam olması için, su geçirmemesi için her yerini çok sağlam şekilde kapatmışlar. Her yerine silikon var. Bundan dolayı adamlar su geçirmemeyi sağlamış. Fakat da bir telefonu söktüğünüzde de tamiratı bir o kadar da zor oluyor. Bakayım gelecek mi? Geldi. Oo, çok ısıtmışım vallahi, elimi yaktı. Şöyle soketleri teker teker çıkartalım, silikonlu soketleri. Bundan sonrası buna kaldı herhalde. Bununla beraber ekranı tutup çekmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Ama ondan önce ısıtma işlemi yapmamız gerek ki hemen onu da açıklayayım. Bu camın ya da ekranın diyeyim, bağlanması için burada bantlar var. İçeri su geçirmemesi için, içeri toz geçirmemesi için özel bantlar var, silikonlar var. Ve onu ısıtıp onu yumuşamasını sağlayacağız. Yumuşadıktan sonra da tutacağız bu parçayla, bastıracağız, çekeceğiz ve ekran elimize gelmiş olacak. Bu arada bu tamirat işleri arkadaşlar çok zor değil. Hani yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Sadece bir tornavida takımına ihtiyacınız var. Şöyle bir takıma ihtiyacınız var. Alacaksın, bataryası mı bozuldu? Alacaksın internetten, değiştireceksin. 5 dakikalık işi var yani. Telefon için senin o kadar para ödemene gerek yok diyerek buradan telefoncuların işine el koymuş oluyorum. Ama yapılacak iş var, yapılmayacak iş var. Tabii anakartında veyahut da diğer şeylerde, diğer yerlerde sorun varsa o zaman tabii ki bir şey yapamazsın. Çok güzel bir tamirciye götürüp onun anakartını tamir ettirmen gerek. Fakat parçasal bataryaymış, şarj soketiymiş, kulaklık soketiymiş gibi yerleri kendiniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Diyerekten devam edelim işlemimize. Ha, şunu da ekleyeyim. Ne olur sen sadece kutlama makinesi yaparsın. Adam özel ısıtıcıyla yapar. Ama en nihayetinde ikisi de ısınmış olur. Tamam, bu kadar yeterli olur herhalde. Bu kadar dediğimde ateş gibi oldu telefon ha. Şimdi doğru yapıyoruz değil mi? Doğru galiba. Gelen giden yok. Püh! Niye gelmiyorsun lan? Arasından bir şeyle aralamam gerek. Şu spatulayla deneyelim hemen de. Hiç açılmıyor vallahi arası. Çinliler o kadar iyi güzel yapmışlar ki. Yok abi. Hiçbir gevşeme payı yok. Şu ucunun incecik yeri bile girmiyor içine. Ben büyük ihtimalle bunun tecrübesizliğimden olduğunu düşünüyorum. Çünkü telefoncular hayvan gibi asılıyor buna. Dur bir de şuradaki parçayla deneyeceğim. Tırnağım girecek kadar açılsa yeter. Dur ben bu şunu biraz daha ısıtayım, hemen soğudu. Tamam, spatulayı bir yerden geçirdik. İnşallah atmaz. Yavaş yavaş sökmeye başlayacağım. Tamamdır. Oh be! Sonunda. Şu aralık kapanmadan şuradan bir şeyler yapmak gerek. Heh, tamam be. Ah, çok ısıtmışım, elim yandı. Ha, yandan yavaş yavaş çektikçe açılıyor ekran. Oh be, sonunda. Yan tarafı sonunda açtık. Hatta şöyle kapanmasın diye plastik de koyuyorum araya. Zaten bir yer açıldıktan sonra diğer yerler çok rahat geliyor. Aradan bir çektiriyorsun, hepsi geliyor Allah bak. Tamam, bundan sonrası kolay zaten. Dedik ve zor çıktı. Ekran alttan kırık olduğu için, tabi oranın yapışkanı çok güçlü geldiği için çatlak kırık yerlerden patladı ekran. Çok normal çünkü yapışkanı çok güçlü. O arada kullandıkları silikonu. Şimdi geriye kaldı şu parçaları telefondan sökmek. Telefondan çıkartmak, bu ekran bağlantı kablolarını, parmak izi bağlantı kablolarını buradan çıkartmak kaldı. Tüm sorunlar bittikten sonra oh be bitti diyorum ama yine bir sorun çıkıyor. Şu parçayı yerinden çıkarmakta zorlanıyorum. Büyük ihtimalle bunu da buraya yapıştırdılar. Ama her taraf cam kırığı olduğu için fön makinesi tüm cam kırıklarını yere savuracaktır. O yüzden şöyle bir elimle aldırayım. Batarsa elime batsın. Bu parçalar her yere yapışkanla bağlandığı için ısı makinesi çok önemli. Normalde çıkaramadığım bir parçaya ısıyı tutuyorum ve hemen pıt diye atıyor kendisini. Ondan dolayı ince işleri, ince ipuçlarını bilmekte fayda var. Şimdi muhtemelen onun yerinden çıkartabileceğiz. Aynen öyle. Bak ısıyı bir vurdum, hemen attı kendisini. Ekranı çekiyorum ve başka hangi parça kaldı? Başka hiçbir parça kalmadı. Ekranımızı elimize aldık. Görmüş olduğunuz gibi yarısı yok çünkü yapışkan
ekranı çok güçlü olduğu için çatlak yerden patlattı. Patlatınca da ekran elimize bu şekilde geldi. Ve tabii ki de parçaların bir kısmı burada kaldı. Bakın şurada mesela parmak izi okuyucusu var. Bu satılmaz büyük ihtimalle çünkü artık anası ağlamış. Ama çok iyi bir telefoncu elbette bunu başka bir telefona aktarabilir. Üzerinde kalan cam kırıklarını temizleyeceğim şimdi. Hemen şöyle alıyorum. Aslında bu cam sökme işlemini yaparken bile gözlük takmam gerek. Çünkü bir sürü küçük küçük cam parçaları gördüm. Yani bunların gözüme gelme ihtimali de yüksek bunları çıkartırken. Bunu diyorum ve takmıyorum. Niye? Çünkü ben bir Türk'üm. Evet abi, o kadar dağıttık ettik. Kasayı temizledik. Ekranı buna nasıl takacağız? Ekranı kasaya nasıl takacağız? Bunun üzerine çift taraflı bant yok. Bunun üzerine çift taraflı bant yok. Bir eksiğimiz var. O da yapıştırıcı. Telefonların ekranlarını birleştirmek için kullanılan yapıştırıcı. Gel oğlum buraya. 15 liraya şöyle bir yapıştırıcı aldım. Bu telefonların ekranlarını veyahut da arka camlarını yapıştırmada kullanılıyor. Bayağı, ucu bayağı ince. Bakınız. Ucu o kadar ince ki incecik yapıştırıcı bırakmanız için fazla bırakmanızı engelliyor. Ne yapacağız abi? Önce kablolarını geçireceğiz. Şöyle açıkta bekleteceğiz. Yapıştırıcımızı sıkacağız çerçeve etrafına. Zaten tüm kameralar anakart üzerinde. Ekran üzerinde hiçbir şey yok. Ekranı yapıştıracağız buraya. Ondan sonra kapatacağız. Mutlu mesut yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sorun çıkmaz ise. İlkler her zaman unutulmaz olur. Eğer bir sorun çıkarsa ben bunu asla unutamam. O yüzden şöyle ıslak mendilimizi alıp çerçevenin etrafındaki ince küçük tozları, küçük şeyleri çıkartmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi contamızı sıkmadan önce, az kalsın unutuyorduk, böyle kabloları yerinden geçirelim. Görünüşe göre ekranımız gayet güzel oturdu buraya. Bakınız, kablolarını da buradan çıkarttım. Tüm kablolar burada, tüm balansları burada yapacağız. Ekran da gayet güzel oturdu. Fakat ekranın buraya yapışması için dediğim gibi sıvı conta deyip duruyorum sürekli ya. Yapıştırıcıyı buraya yeteri kadar sıkmamız gerek. Hemen şöyle yavaş yavaş başlayalım. Fazla yaparsam kenarlardan çıkabilir. Adam bana siyah dedi, şeffaf vermiş. Çok çok zor, çok konsantrasyon gerektiren bir iş. Aynen motosiklet sürmek gibi, o yüzden şu anda tam konuşamıyorum abilerim. O yüzden kusuruma bakmayın. Bunu dikkatli yapıştırmam gerek. Çünkü her şey burada bitiyor valla. Ekranı boşu boşuna değiştirmiş olmayalım. Yeteri kadar her yere sıktım. Şu yan tarafa tekrar sıkıyorum. Bakayım. Her yere okey. Arkada kaçan kablo var mı? Tamamdır. Yapıştırdık ekranı. Kenarlardan ufak tefek kaçan yerler var. Oraları şöyle bir ıslak mendille alıyorum. İhtimalle onlar zaten kuru atar kendilerini ama ne olur ne olmaz. Tamam. Açtım ki acemilik işte. Telefoncu olsak bunu unutmayız. Bakınız şu bandı sökmeyi unuttum. Bir de fark ettim ki bazı yerler cidden yetersiz kalmış. O yüzden bazı yerlere tekrardan birazcık şundan dökeceğim. Çok stres oluyorum ya bunu sıkarken. Neden bu kadar stres yapıyor beni? Çok zor sıkılıyor çünkü şuraya bak, gelmiyor. Tamamdır. Bu sefer oldu bu iş. Bandını da söktük, her şeyini yaptık. Şöyle tekrardan kenara çıkan uhuları alıyorum. Yapıştırıcıları, uhuları. Artık ne diye geçiyorsa. Daha sonra her şeyini kapattıktan sonra yapıştırıcının daha yapışması için şu mandalla baskı uygulayacağım. Tamam, şimdi işlemimiz bitti. Ekranı yerine yerleştirdik. Masayı böyle ufaktan bir toplayalım. Çünkü masa çok dağınık. Gereksiz şeyler de burada. Masadaki gereksiz şeyleri toplayıp devam edelim. Tüm parçalarımız önümüzde. Anakart, anakart kapağı, batarya, hoparlör ve şarj giriş koruyucusu, şarj kapağı. Bu da asıl şarj girişi. Burada da arka camımız var. Ekranla kasa da burada görmüş olduğunuz gibi. Ekranla kasa da paper. Şimdi öncelik olarak şöyle şarj soketi kısmını takacağım. Böyle şu ekranın kablo bağlantılarını yapayım ama önce. Tamam, şarj soketimizi yerine oturttuk. Şimdi hoparlörle titreşim motoru mu vardı lan burada? Aynen. Hoparlörle titreşim motoru kapağını takıyorum. Hadi bismillah. Vallahi beklediğimden daha güzel geçti bu operasyon. Gayet mutlu mesut, sıkıntısız kapattık. Bundan önceki videolarda biliyorsunuz hep bir sorun, hep bir sıkıntı yaşanıyordu bunun arka camını değiştirmeye çalışırken. Yok çatlıyordu, yok başka bir şey oluyordu. İnşallah ekran çalışır. Tek temennim o. Ekran bozuk gelirse eğer bir daha AliExpress'le yok geri para al, yok geri şey yap falan uğraşmak istemiyorum. Tekrar sipariş vereceğim ve tekrar bekleyeceğim de sıkıntı. Tamam, şarj soketimizi bağladık. Şimdi geriye anakartımızı takmak kaldı. Lan ben de diyorum neyi unuttum ya anakartı bağlarken. Anteni takmayı unuttuk. Diyorum bir eksik var ama hadi hayırlısı diyorum. Hemen şöyle anakartın vidalarını takıyorum. Heyecanlıyım. Umarım çalışır. Çünkü öbür türlü telefon 1,5 ay, 2 ay daha yatar neredeyse. Ya da giderim Türkiye'den söylerim. Paramı iade alırım. Türkiye'den paraya kıyar alırım. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şöyle ekranın kablosunu anakarta da bağlıyoruz. Evet, geldik sonlara doğru. Bataryayı takma işlemine geldik fakat bataryayı takmadan önce yine bir çift taraflı bandımızla buraya yuva yapmamız, yatak yapmamız gerek ki bu batarya burada sağlam durabilsin.
Ondan dolayı yine getirdim bu 25 liraya aldım çift taraflı bandı. Fiyatları muhtemelen artmıştır çünkü neredeyse her şey ülkede dolarla işliyor. 3 tane çift taraflı bant yetiyor, hatta artıyor bile. Böyle 3 tane sıra sıra diziyorum buraya. Bakın zaten size de göstereyim. Şöyle 3 adet yan yana koydum ki bataryayı 3 koldan da sağlam bir şekilde tutsunlar. Şimdi bunlar çok sert oldukları için bunların üstündeki korumayı çıkarmak baya bir zor. Ondan dolayı şöyle bir cımbız yardımıyla çıkartmaya çalışıyorum. Bataryayı anakarta bağladık arkadaşlar. Yani işlemimiz neredeyse bitti. Şu an sadece arka camı takmak kaldı. Fakat anakartın koruyucusunu bile takmadan önce denemek istiyorum. Acaba ekran sağlam mı? İnşallah telefon elimde patlama. Aha. Ama vallahi ekran geldi. Dur bandı çıkartayım. Oldu bu iş. Ve çok da kaliteli duruyor. 10 numara oldu. Var ya telefonu sıfıra dönüştürdük resmen. İşte bu ya. Açılacak inşallah bugün. Hadi. Şu üstündeki uhulara, etrafındaki uhulara bakmayın. Birazdan bunu kapatınca mandalla sıkıştıracağım için daha da güzel yapışacağını düşünüyorum. Açılırsa tabii ki de. Aha, Android yazısı da geldi. Telefon titredi. Flaşım çalışıyor. Batarya çalışıyor. Hiçbir sorun yok gibi şu anda. Tamamdır abi. 10 numara. 10 numara vallahi bak. Ekran kapandı lan. Bak 10 numara. Parmak izini deneyeceğim. Ha, ileri geri tuşları da çalışıyor. Parmak izi okumuyor. Aa, ilk açıştayız çünkü daha. İlk açışta parmak izi okumaz. Bir an korktum. Çalışmıyor sandım. Niye okumuyor? Belki de parmağımızı yeniden denetmek gerek. Aynen okumuyor. Parmak izi okuyucusunu okumuyor arkadaşlar. Yani titreşim geliyor ama parmağımı doğru okumuyor. Neyse önemli değil şimdi. Parmağımızı büyük ihtimalle tekrar okuttuktan sonra düzelir o. Şöyle anakartın kapağını takıyorum yerine. Hemen şöyle vidalama işlemlerine başlayabiliriz. İlk vidayı taktık. İkinci vidayı taktık. Üçüncü vidayı taktık. Dördüncü vidayı taktık. Bu iş oldu yani. Telefonu resmen sıfıra dönüştürdük. Ben bunu 2 sene kullandıktan sonra, 2 sene mi, 1,5 sene mi ne, çok rahat kullandım bunu. Telefon şu anda piyasadaki güncel telefonlarla yarışabilen bir telefon. Kamerası açısından, performansı açısından. Şimdi aklım parmak izine takıldı. Ama inşallah sorun yaşamayız orada da. Tamamdır. Anakart kapağımızı da kapattık. Telefon şu anda gayet güzel ekranı var. Ama işte parmak izimizi okumuyor bir türlü. Sadece şifreyi girince açılıyor. Çalışmada hiçbir sorun yok dokunmatikte. Bakınız her şey gayet güzel çalışıyor. Yeni ekranımızla kameralarımız çalışıyor. Ön kamera, arka kamera. 10 numara. Şimdi şu an tek bir düşüncem var. Acaba arka camın çift taraflı bandını kullansam mı yoksa? Zaten cam yapıştırıcım var, bunu mu kullansam? Cam yapıştırıcı kullanacağım. Çünkü bu çift taraflı band çok sağlam değil biliyorum. Yani çok basit bir şekilde çıkartılabiliyor. Arka kapağın içini şöyle güzel bir temizleyelim, tozlardan arındıralım. Temiz bir ıslak mendille için temizleyelim. Dışını zaten temizleriz. Yanlarda çift taraflı bandın yapışkanları kaldı. Arka camın içi ne kadar temiz olursa o kadar iyi benim için çünkü içi görünüyor. Bundan dolayı şöyle mikrofiber bezle toz kalmasın diye sileceğim. Tamamdır. İç tarafını tertemiz yaptık. Şöyle kenarı koyalım. Bunu zaten silmiştik. Şimdi başlayalım uhumuzu sıkmaya. Arka tarafın uhusunu yapmak çok daha basit olacak bence. Şöyle yavaş yavaş, acelemiz yok. Arka camı valla tecrübe edindiğim için çok daha güzel yapıyorum. Ama arka cam görünecek zaten. Ön cam görünmeyeceği için görüntü açısından çok da sorun yok. Daha iyi oldu hatta önce önü yapmam. Zaten önce arkayı yapma gibi bir şansım da yoktu. Sıkmaktan elim ağrıdı. Her şey dikkat, her şey konsantrasyon. O yüzden full konsantre, full fokus. Arka tarafı da yapıştırıcıyla yapıştırdığımıza göre hala kayıttayız değil mi? Şöyle size göstereyim yakından. O yan kısımlarda full yapıştırıcı var. Şimdi arka camı alıyorum. Toz toprak yapmadan yapıştırıyorum. 10 numara oldu vallahi. Hatta hemen şöyle mandalları takalım abi. Yapışması çok önemli. Mandallar gelin abi buraya. Tamamdır. Bu iş okey abi. Önünü, arkasını, ekranın her yerini yapıştırıcıyla yapıştırdık. Ve neredeyse orijinal ile birebir oldu. Resmen gerçek bir telefoncudan çıkmış gibi oldu. Şu anda hem ön cam hem arka cam. Hatta şeffaf yapışkan aldığım için şeffaf camda bakınız o yapışkanlar hiç belli olmuyor kenarlarda. O uhu şeyleri hiç izleri yok. İzleri olmadığı için de çok güzel oldu var ya. Evet abi bir süre bekledik. Ve şunu mandalları çıkartıyorum. Tabii şu an video için çıkartıyorum. Videodan sonra bu mandalları yine takacağım. Çünkü böyle bir gün bekleteyim. Ne olur ne olmaz. Yapışsınlar iyicene. Ondan sonra tekrardan bakarız. Şu an uhular da hala üzerinde duruyor. Şöyle 3-5 uhuyu silelim kenarlarından. Uhu, yapıştırıcı, her şey var kenarlarında. Ekran çok güzel oturdu yalnız. Resmen orijinal gibi oldu. Hatta hiçbir farkı yok orijinal gibi. Orijinal. Şu an tek parmak izinde sorunumuz var. Şöyle bir ekranı tekrardan yakından size göstereyim. Ekranda kalite anlamında hiçbir sorun yok. Hiçbir yerinde hiçbir şey çıkmadı. Ölü pikselmiş bilmem neymiş görmüyorum şu anda. Şimdi ayarlara gideceğim. Bu arada home tuş olarak çalışıyor. Sadece parmak izini okumuyor. Tüm parmak izlerimi kaldırıyorum. Parmak izi ekle diyorum. Şöyle parmak izi ekleme kısmına geldim. Parmak izini eklemeye başlıyorum. Parmağımı, kenarlarını gayet güzel okuyor gibi görünüyor şu anda. Eklendi. Tamam. Şu an deneme zamanı. İşte bu. İşte aradığım şey bu. Bakınız. Bak. Tek atıyor ki o kadar da yavaş değil yani neredeyse orijinal hızında. Sadece üst tarafta şöyle garip bir renk farklılığı var.
O da sadece böyle çapraz bakınca belli oluyor. Bak ekrana göstereceğim. Üstte beyaz bir çizgi gördünüz mü? Sadece çapraz bakınca oluyor. Ekrana dümdüz bakınca hiçbir sorun yok. Ekrana böyle şöyle çapraz bakınca şu üst çizgide şöyle garip bir renk tonu var. Her renkte olmuyor ama. Beyaz renkte bir tık fazla ama şu an gayet iyi bence. Hiçbir sorun yok. Telefon 10 numara oldu abi. Her yönden çalışıyor. Yani tamiratımız başarıyla bitmiştir. Şöyle ekranı temizleyelim. Başarılı. Bakalım bu videoda gayet başarılı bir sonuca ulaştık. Eğer bu telefonun üzerine ilginç bir modifiyerini bulursam, böyle garip şekilli bir ana kasa veyahut da başka bir şey bulursam onu yine videosunu çekerim. Bu beni böyle bayağı uzun süre götürecek gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Çin malı telefonum 7. kez bozuldu diye bir video gelmeyebilir. Ama kesinlikle konuşmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Telefon 10 numara oldu. Eski ekranımız burada. Eski ekranımızı göstereyim ben size. Bakın eski ekran burada, yeni ekran burada. Burada parmak izi okuyucu falan paramparça oldu. Parmak izi okuyucu hala burada duruyor ama. Tamir ettik, başarıyla geçti. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Az da olsa size bilgi vermeye çalıştım. Bu tamiratı siz de kendiniz yapabilirsiniz. Ve Çin malı telefonumu da bu videoda tamir etmiş oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.